Merhaba, ben Hasan Orkun İpsalalı, Genel Kurul, 2020 Genel Kurulu Divan Başkanıyım. Bugün 5 Eylül, saat şu an 9, 2020 yılında. Karşımda Melike Bayar var. Kendisi bir sonraki dönemin İnsan Hakları ve Barış Ulusal Direktör adayı. Melike, sana başarılar dilerim. 10 dakikan var. 10 dakikan bittiğinde kapatırım. Teşekkür ederim. Başlayabiliriz. Merhaba, ben Melike. Karşınızda İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu Ulusal Direktörü aday olarak bulunmaktayım. Sunuma geçmeden önce özgeçmişimin ve hareket planımın detaylarına ulaşabilmek için bu kare kodu okutabileceğinizi sizlere söylemek istiyorum. Sahip olun geçici ünvanlardan ya da katılım gösterdiğim etkinliklerden bahsetmek yerine LORP asistanı, LORP, küçük çalışma grubu koordinatörü, ayrılmış oturum takım üyesi ve LORP asistanı olarak içeriden, bir yerel birlik başkanı olarak dışarıdan yaptığım gözlemler sonucu oluşturmayı planladığım İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu geleceğinden bahsetmek istiyorum. Etkinlik ulaştıramadığımız bölgelerimizi, ulusal faaliyetlerimize temsiliyet gösteremeyen yerel birliklerimizi, çalışma alanlarımıza kabul edilemeyen gönüllerimizi kazanamadan faaliyetlerimizin amacına ulaşabilmesi mümkün olmadığını anlıyorum. Bu sebeple sizlere hareket planının üzerine yazdığım fakat özellikle gönüllü kazanımını ve fırsat eşitliğini temel edinen 6 ana hedeften bahsedeceğim. Ulusal takımın birbirini tanıması, geçtiğimiz dönemi değerlendirebilmesi ve bu doğrultuda hareket planını revize edebilmesi için düzenlemeyi planladığım skor koordinasyon toplantısı aynı zamanda ulusal takımın alacağı eğitim serisini de içermekte. Yerel birliklerimizi direktör faaliyetleri konusunda özel olarak bilgilendirme sebeplerimizden birisi de aylık toplantı katılımında yaşadığımız problem. Direktörünün toplantıya katılmadığı yerel birliği kaybetmemek, daha çok gönüllümüzün ulusal takım ile yakın temasta bulunabilmesini sağlamak ve gelişimin üstlenmek adına direktörlerimizin asistanları ile de bir iletişim kanalı oluşturmaya başlamaktayım. Toplantıya katılan gönüllerimizin yoklama verememe problemini ise toplantı esnasında farklı bir platform kullanarak çözmeyi ümit etmekteyim. Hareket planının uygulanma durumunu paylaşacağımız aylık rapor ve toplantılara kabul edeceğimiz gözlemciler, ulusal takımın şeffaflığını, bölge sorumluluğu sistemindeki değişiklik ise direktörler ile iletişimini arttıracaktır. Bölgenin iletişim sorumlusunun belirli periyotlarla değişme sebebi, direktörlerin ulusal takımı eşit derecede tanıması, her ulusal asistanın bölge ve yerel birlik için yeni bir kalkınma şansı doğurmasıdır. Ulusal takımın yeterli geri bildirim alabilmesi için eski takım ile toplantı talep edilecek ve ulusal takım yeni ulusal takıma yazılı olarak geri bildirim bırakacaktır. Toplum düzenini hedefleyen bir çalışma kolu olarak hedef kitlemizi kazanabilmek ve genişletebilmek adına yeni stratejiler geliştirmek ve vizyonumuzu gerçekleştirmeye yönelik çalışmalarımızı etkin hale getirmek için tüm faaliyetlerimiz ve aylık raporlarımız sonrası gönüllerimizden alacağımız geri bildirimler doğrultusunda sıradaki faaliyetlerimizi revize edecek ve farklı sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını takip ederek çalışma kolumuza entegre edilmesine görev alacak strateji ve vizyon koordinatörünü de bu sene aramıza katmayı planlıyorum. Bununla birlikte hak temelli savunuculuğu, birliğimizin tüm gönüllerini benimsetebilmek ve böylelikle alanlarımızı daha güvenli hale getirebilmek için tüm çalışma kolları ve destek birimleriyle ortaklığımızı arttırıcı çalışmalarımız olacak. Bu ortak çalışmaların hedef kitlemizi nasıl genişletebileceğini en iyi bu tablo ile görebiliriz. Önümüzdeki sene bu tabloyu daha renkli ve daha dolu görmek adına bir diğer yöntem olarak takımlarımızda gönüllü kazanımı kontenjanına ayıracağız. Vizyonun gerçekleştirilmesi amacı altında göreve gelecek tüm yürütme kurulu üyeleriyle iletişime geçerek en az bir ulusal etkinliklerinde ONAM gibi kavramları anlatacağımız misyon oturumu vermeyi talep edeceğiz. İkna tekniklerine, beden dili eğitimine, tezlere ve antitezlere yer vereceğimiz ve gönüllerimizi saha savunuculuğunu hazırlayacağımız savunuculuk kampı da hedeflerim arasında bulunmakta. Bu sene 12 direktörümüz istifa etti. İş yükünü azaltabilmek için rapor içeriklerinde sadeleşmeye gidecek, çalışma kolumuz adına zaman yönetiminin nasıl yapılabileceğini anlatacak, bu yola neden çıktıklarını ve neler başardığını hatırlatacak, direktörlerimizin aynı yolda yürüdüğünü bildiği diğer direktör arkadaşlarıyla bağını kuvvetlendirebilmek ve ortak çalışmaları teşvik edebilmek adına dostluk sistemini hayata geçireceğiz. Aylık toplantılara ve ulusal takım toplantılarına kabul edilen gözlemciler ve düzenli periyotlarla yapacağımız çevrimiçi münazaralar ile faaliyet alanımızı, düzenlediğimiz etkinlikte farklı bölgelere taşıyarak gönüllü çeşitliliğimizi arttırmayı hedef edineceğiz. Seçilen ev sahiplerine baktığımız zaman, ülkenin bazı kesimleri için ulaşım probleminin ortaya çıktığını görüyoruz.
Bu sebeple her yerel birliğimizin başvuru sürecine etkin hazırlanabilmesi adına ev sahipliği hazırlık kitiyle birlikte hangi etkinliklerimize ev sahibi başvurusu açacağımızı ve kriterlerimizin ne olacağını sene başına yerel birliklerimizle paylaşacağız. Gönüllerimizin kişisel hayatlarında ve eğitim hayatlarında planlama yaparak bir ya da birden fazla başvuruya uygun hale gelebilmesi adına küçük çalışma gruplarımızın hangi tarihte başvuru açılacağı ve hangi tarihte çalışmaya başlayacağı gibi detayları belirteceğimiz küçük çalışma grubu takvimi de hazırlayarak sene başında paylaşacağız. Fırsat eşitliği için bu sunumda kullandığım ve sizlerle yerel birlik özelinde paylaştığım raporlar gibi yıl içinde analiz sistemini kullanarak çalışmalarımızda yerel birlik ve bölge bazında kalkınma kontenjanları ayıracağız. Peki bu ne demek? Bu sayfada koordinatör konumlarına ve küçük çalışma gruplarımıza gelen toplam başvuru ve kabul sayısını bölge bazında görüyoruz. Kabul sayısına baktığımız zaman sadece başvuru kalitesi kriter kabul edildiğinde tamamen ya da büyük oranda kaybettiğimiz bölgelerimiz olduğunu fark ediyoruz. Bu sebeple başvurusu yetersiz fakat motivasyonu yüksek gönüllerimiz için takımlarımızda gelişim kontenjanı ayıracağız. Ulusal etkinliklere erişim başlığı altında ise yaz kampımızı incelediğimiz zaman sadece 43 yerel birliğimize ulaşabildiğimizi görüyoruz. Bu sebeple ulusal etkinlik başvuruları değerlendirilirken yerel birlik temsiliyeti kişinin daha önce bir etkinliğe katılım göstermiş olması gibi kriterleri göz önünde bulundurarak tüm gönüllerimize erişim fırsatı sağlamaya amaç edineceğiz. Çeşitli sebeplerle etkinliğimize yüz yüze katılım gösteremeyen gönüllerimiz için ise tüm oturumlarımıza rapor tutarak ve konuşmacımızın onayı durumunda video kaydı alarak etkinlik sonunda paylaşacak ve etkinliğimizi çevrim içi erişime açık hale getireceğiz. Bununla birlikte birliğimizin çok sayıda katılımcıya açık olan etkinliklerinde ihtiyaç dahilinde işaret dili tercümanı bulundurulması gibi konularda çalışmalar yapacağız. Gönüllerimizin çalışma kolu işleyişini öğrendiği Scope 101 oturumları gördüğümüz gibi 6 aya dağılım göstermekte. Her gönüllümüze aynı anda ulaşarak yerel birliklerimizin aktifliğini koruyabilmek için sene başında gönüllerimize çevrim içi Scope 101 oturumu vererek yerel birliklerimizin aktifliğini korumaya ulusal takım olarak da gayret edeceğiz. Bu sene 33 eğitmenimizin 24'ü toplam 4872 dakika eğitim vermiş. Fakat eğitim dağılımlarına baktığımız zaman eğitimlerin belli başlı bölgelerde toplandığını ve bazı bölgelerimize hiç ulaştırılmadığını görüyoruz. Bunun sebebi olarak ise eğitmen ve belli ki aktif eğitmen dağılımındaki dengesizliği gösterebiliriz. Bu sebeple eğitimlerimizi her bölgemize ulaştırabilmek ve motivasyonu yüksek gönüllerimizin önündeki dil engelini kaldırabilmek adına ulusal kapasite gelişim takımı ile iletişime geçerek ulusal eğitmen kazanımı yönünde çeşitli çalışmalar yapacağız. Bununla birlikte hibe programları araştırarak ücretsiz konaklama sağlayan gençlik merkezleri gibi fırsatları değerlendirerek ve dış paydaşlarımızın sponsorlarından faydalanma yoluna giderek ev sahibi yerel birliklerimize destek olacak, ulusal etkinliklerimizin ücretlerinde iyileştirme ve içeriklerinde kalite artışı çalışmaları yapacağız. Çalışma kolumuzun birlik içinde ve birlik dışında temsiliyetini güçlendirme faaliyetlerimizi anlatmadan önce sizinle temsiliyet raporumuzu paylaşmak istiyorum. Yerel birliklerimiz bu sene çalışma kolumuz için toplam 295 etkinlik gerçekleştirmiş olmasına rağmen sadece 3 ulusal etkinliğimiz ve 2 tematik küçük çalışma grubumuz AFMSA veri tabanına kaydettirilmiş. Gönüllerimizin etkinlik kaydı konusunda geri durması probleminin önüne geçebilmek için etkinlik raporlarımızda etkinliğimi kaydettirmek istiyorum seçeneğine yer vererek AFMSA sorumlusu ulusal asistanın etkinlik kayıtlarıyla bizzat ilgilenmesini sağlayacağız. Ayrıca etkinlik kaydı yaptırmış olmayı ulusal faaliyetlere kabul aşamasında artı olarak değerlendireceğiz. Bununla birlikte daha önce uluslararası faaliyetlerde bulunmuş gönüllerimiz ile AFMSA önündeki sis perdesini kaldırabilmek için bilgi aktarımı ve soru cevap oturumları düzenlemek, TürkMisk Scorp olarak uluslararası bir faaliyette öncülük edebilmekte planlarım arasında bulunmakta. Bu sene etkinliklerimizde 9 dış konuşmacıya yer verdiğimiz gibi bir eğitmenimiz de dış kurumda bizi temsil etmiş. Bu tarz ortaklıkların arttırılması için öncelikle dış paydaşlarımız ile bir iletişim ağı oluşturacağız. Etkinliklerimizde dış paydaşlarımız için temsiliyet kontenjanı ayırmaya çalışacağımız gibi dış paydaşlarımızdan da çalışma kolumuza katılımcı ve konuşmacı kontenjanı ayırmasını talep edeceğiz. Ek olarak sene başında hazırlayacağımız tanıtım dosyası ile birlikte ulusal takım olarak çeşitli sivil toplum kuruluşu merkezlerinde ziyaret edeceğiz. Pandemi sürecinin devam etmesi durumu için ise tüm bu faaliyetlerimizde gerekli güncellemeleri yapacağız. Motivasyon mektubunda da belirttiğim üzere insan hakları ve barış çalışma kolu faaliyetlerini daha etkili ve görünür kılmak, ulaşabildiğimiz kitleyi genişletebilmek ve en önemlisi hak temelli savunuculuğu birliğimizin her bir gönüllüsü için yaşam felsefesi haline getirebilmek beni ben yapan bu çalışma koluna olan borcumdur.
Bizlere miras kalan İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu'nu gelecek nesillerden ödünç almak üzere Türk Tıp Öğrencileri Birliği tarafından bu göreve uygun bulunmayı büyük bir heyecanla istemekteyim. Ve son olarak bir sene boyunca başımı çevirdiğim, her zaman yanımda gördüğüm eski takım arkadaşlarım ve yeni dostlarım Ayça'ya, Görkem'e, Ömer Faruk'a, Tuğçe'ye ve rakibi olmaktan büyük bir mutluluk duyduğum Yağmur'a ve çalışmalarımıza anlam katan tüm gönüllerimize teşekkür ederim. Sevgi ve barış ile. Ellerine sağlık Melike. Tam 9 dakika 47 saniyede bitirdin.